görünüşte bir yıl kadar iktidarda kaldı. Ancak yani bu iktidarı süresince Mısır'da gerçekten hükümet edebildi mi, Mısır bürokrasisi Mursi'ye itaat etti mi diye bakarsak maalesef böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü başta güvenlik güçleri olmak üzere, yani polis güçleri ve asker olmak üzere Mısır bürokrasisi, sivil ve askeri bürokrasisi Mursi'nin emrinde olmadı hiçbir zaman. Yani iktidara gelmesi de aslında yapılan seçimler sonrasında iktidara gelmesine engel olunmaya çalışılmasının maliyeti belki yüksek olacağı için bir takım aktörler açısından, özellikle Mısır siyasetinin şekillenmesinde etkili olan başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere belki seçim sonrasında da iktidara gelmesi engellenebilirdi, ama bunun maliyetin yüksek olacağını düşünen bu küresel aktörler öncelikle onun şekli olarak da olsa iktidara gelmesine müsaade ettiler. Ancak eminim 2012 yılında Mursi Cumhurbaşkanı olduğu tarihten itibaren nasıl gönderileceğine dair hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ve bir yıllık bir sürecin ardından az önce söylediğim gibi hiçbir şekilde ülkeyi yönetmesine müsaade edilmeden, ülkede iktidar olmasına, kendi politikalarını hayata geçirmesine müsaade edilmeden, bir taraftan bu yapılırken bir taraftan da hem Mısır yerel medyasında hem de uluslararası medyada ciddi bir karalama kampanyası söz konusu oldu. Mısır ve benzeri ülkelerde istenmeyen iktidarlar söz konusu olduğunda her zaman yapıldığı gibi. Dolayısıyla bu karalama kampanyası sonrasında önce halk sokağa döküldü. Halkın bir kısmı, yani Mursi iktidarından memnun olmayan halkın, işte Temerrüt Hareketi etrafında toplanan halkın bir kısmı sokağa döküldü. Darbenin şartları hazırlanmaya çalışıldı. Bunu biz kendi ülkemizden de biliyoruz aslında. Yani darbeler için şartların önce oluşturulması gerekir. Sonra da ordunun sokağa inmesi ve meşru bir şekilde seçilen yönetimi devirmesi planlanır. Mısır'da böyle oldu. Tahrir Meydanı'na toplanan insanlar uzun süre orada gösterileri devam ettirdiler. Mursi'ye yönelik destek de aslında çok yüksekti, ama en sonunda ordu devreye sokuldu ve Mursi iktidardan devrildi.